Aşağıdaki şekilde havuç bitkisinin doku kültürü yöntemi ile üretilmesi gösterilmiştir. Bu doku kültürü yöntemi ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? 1. Taldus'tan rastgele alınan iki hücrenin nükleotit dizilimleri aynıdır. Evet, bu bilgi doğru. Doku kültürü yöntemi kalıtsal çeşitliliğe neden olur? Hayır. Eşeysiz üreme örneğidir. Kalıtsal çeşitliliğe neden olmaz. Üretim sürecinde dokusal farklılaşma gözlenir. Evet, bu bilgi de doğrudur. Çünkü aldığımız doku hücresi kök kısmından aldıysak, bir süre sonra biz bunu laboratuvar ortamında geliştirdiğimizde kök, gövde, yaprağı varsa yaprağı, çiçeği varsa çiçek oluşumu gözlemleriz. Bu da farklılaşmadır. Doğru cevabımız burada 1 ve 3 olan D şıkkıdır. Biyoloji öğretmeni Nida, bir kabı bağırsak parçalarıyla ayırıp 3 bölme elde ediyor. Nida öğretmen, öğrencilerinden bir süre sonra gerçekleşecek olaylarla ilgili yorumlar yapmalarını istiyor. Buna göre öğrencilerin yaptığı yorumlardan hangileri yanlıştır? Şimdi baktığımızda K kabında %15 sükroz, M kabında %25 sükroz, L'de ise saf su var. Sükroz burada nedir? Bir disakarittir. Disakarit olduğu için hücre zarından geçemeyecek. Yani bağırsak zarından geçiş yapamayacak. Burada geçiş yapan kimdir? Sudur. Sema, L bölgesindeki sükroz moleküllerine rastlanır demiş. Hayır, rastlanmaz. Çünkü bağırsak zarından disakarit geçişi sağlanmaz. Sema'nınki yanlış. Can, K ve M bölmelerindeki emme kuvveti artar demiş. Hayır, emme kuvveti azalacaktır. Neden? Çünkü burada yoğunluklarından dolayı saf su girişleri olacak. Bu yüzden de emme kuvveti artmayacak, azalacak. Berk, K ve M bölmelerindeki H yüksekliği artar demiş. K ve L bölmelerinde H yüksekliği artacaktır. Ayrı ayrı düşündüğümüzde artacaktır. Çünkü ne yapacaktır? Saf su geçişi olacaktır. Bu yüzden buralardaki dilim artış gösterecektir. Berk doğru söylemiş. Hangileri yanlış söylemiş peki burada? Sema ve Can yanlış ifade etmiştir. Doğru cevabımız burada D şıkkıdır. Aşağıda bir besin zincirinde bulunan canlılara ait bazı özellikler verilmiştir. Buna göre bu canlıların besin piramidindeki yerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? K canlısı otçul beslenmekte, yani ikinci trofik düzeydedir. L canlısı karbondioksit özümlemesi yapar, yani ototrof olduğuna göre en alt basamaktadır. N canlısı artarsa K canlısı azalır. L canlısı artar demiş. Demek ki bu kimdir? Üçüncü trofik düzeyde olan bir canlıdır. M canlısı artarsa en üst basamak boş kalıyor zaten. M canlısı artarsa K canlısı ne olur? Artar. Doğrular şekildedir. Doğru cevabımız da en üstte M, sonra N, sonra K ve en altta L olacak şekilde sıralandığında E seçeneğinde mevcuttur. Aşağıda enzimler yardımıyla gerçekleşen bir dizi reaksiyon verilmiştir. Bu enzimatik tepkimelere göre yorumlarından hangileri yapılabilir? E2'nin substratı baktığımızda B, ürünü ise C'dir. Evet doğru, substratı B, ürünü de C'dir. Bazı enzimler ters sinir çalışır. Baktığımızda ters sinir çalışan var mı burada? Var ama E5 ve E4 demiş. Bu yüzden bunu doğru kabul edemem. Farklı enzimler olduğu için. Başka da zaten tersini çalışan şematize edilmemiş. E3 enzimi mutasyona uğraması sonucu F ve G üretilemez. E3 mutasyona geçirirse F de G de üretilemeyecek. Çünkü enzim olmadığı için substrata etki edemeyecek bu enzim oluşturulamadığından dolayı. Bir substrata farklı enzimler etki edebilir demiş. Baktığımda burada hangisi örnek teşkil eder? E2 ve E3 bir substrata farklı enzim etkileyebilir örneği verilmiştir.
Doğru cevabımız burada 1, 3, 4 olan D seçeneğidir. Aşağıda genotipi bilinmeyen bir anne ile genotipi bilinen bir babanın çaprazlanması sonucu oluşan F1 dönünün genotipi verilmiştir. Buna göre anne genotiplerinden hangilerine sahip olabilir? Şimdi baktığımızda çocukta büyük A küçük A oluşmuş. Demek ki anne de büyük A küçük A da bulunabilir. Sonra çocuğa baktığımda büyük B büyük B oluşmuş. Demek ki annede büyük B bulunmak zorunda ama D'de yok. Çünkü küçük B küçük B almış. Dördüncü öncülü eleriz. Çocukta küçük D küçük D oluşmuş. Demek ki annede küçük D olmak zorunda. Üçüncü öncülü de elerim. Çünkü homozigot baskın D olarak göstermiş. Hangileri olabilir burada? 1 ve 2 yani A seçeneği olabilir. Aşağıdaki şekilde bakteri ve arkeler arasındaki ilişkiyi gösteren Venn diyagramı ve yanında çeşitli özellikler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Prokaryot olma ikisi içinde ortaktır yani L'dir. Parazit beslenme bakterilerde görülür sadece o yüzden K'dır. Peptidoglikan çeper taşıma demiş. Bu sadece yine bakterilerdedir. K'dır. ATP sentezleme ikisi içinde ortaktır. Yani L'dir. DNA'larında histon proteini ile çevrili olması. Bu da arkelere ait bir özelliktir. Yanlışı sorduğu için 3. öncül yanlış olarak belirtilmiş. Yani M olarak verilmiş. Doğru cevabımız burada da C seçeneği olacaktır.